Amerikan Opel'i PSA'ya geçti, Fransızlara geçince. Bizde Torbalı'daki yer 18 yıldır atıl olarak kalıyordu ve hiçbir çalışma mevcut değildi. Bu yeni bir gruba geçince tabii yeni grupta bütün bir stratejik olarak yeni çalışmalar üretiyor. Biz de bu durumda PSA ile irtibata geçtik. Onların CEO'su ile çeşitli dosyalar hazırladık, mektup yazdık ve Torbalı'daki yerin değerlenmesi konusunda yapmış olduğumuz çağrı geçen hafta itibariyle yerini bulmuş oldu. Bu bizi Torbalılar olarak çok sevindirdi. Çünkü Torbalı'nın son yıllarda yakalanmış olduğu gelişim Opel'le, otomobil fabrikasıyla başlıyor 1989 yılında. 90'lı yıllarda çok sayıda otomobil üretiliyor ve işte 2000 yılından beri de üretim durmuş durumda. PSA'nın Torbalı'da kalma kararı bizi çok mutlu etti. Artık Torbalı'daki Opel'in tesisleri, 40 dönümlük tesisi PSA'nın Avrupa yedek parça tedarik merkezi haline gelecek. Bundan dolayı çok mutluyum. Ben Opel'in gerek CEO'suna gerekse Türkiye Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. Aslında Opel Torbalı'da kalma kararı alarak hem Türkiye ekonomisine olan güvenini ortaya koymuştur. Hem de Torbalı'nın da ne kadar doğru bir bölge olduğunu ortaya koyması anlamında önemli. Bir planlama, bir programlama yapıldı ve buranın Opel'in yedek parça, Avrupa yedek parça tedarik deposu yapılması konusunda gerekli kararların alındığı açıklandı. Tabii bunun için gerekli yatırımlar, çalışmalar, bunlar 1-2 yıllık zaman alacaktır. Ben kısa sürede bunların hayata geçeceğini düşünüyorum. Netice itibariyle bu kararların alınması çok önemli. Kararların alınması aslında yapılacak olan çalışmaların yarıya gelmesi anlamına geliyor. Volkswagen Bulgaristan ve Türkiye arasında bir yatırım yapmak istiyor. Yani ya Bulgaristan'da ya Türkiye'de yeni bir yatırım. Bu da yaklaşık 5 yılda 4 milyar euroluk bir yatırım, ciddi bir yatırım. Bunun için Türkiye'nin ağır bastığını, Cumhurbaşkanlığı bu konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çeşitli çalışmalar, yatırım ajansı çeşitli çalışmalar yapıyor ve Türkiye'de çeşitli yer önerilerinde bulundu. Bu yerlerden bir tanesi de Torbalı. Tabii dediğim gibi bizim Opel'den 1989 yılında başlayan, yani Opel Türkiye'de 3. fabrika. Türkiye'nin 3. fabrika, otomobil fabrikası idi o yıllarda. Bu anlamda Torbalı doğru bir lokasyon. Tabii Bulgaristan mı Türkiye mi? Öncelikle bunun kararı verilecek ama ben Türkiye'nin olacağına inanıyorum. Yani gerek Bulgaristan'da, Balkanlar'da gerekse Türkiye'de en uygun lokasyon Torbalı. Neden Torbalı? Oraya gelelim. Şimdi içinden otoyol, içinden otoban, tren yolu geçen başka bir lokasyon yok. Bu üç tane ulaşım ilçemizin içinden geçiyor. Ayrıca havalimanına 15 dakika uzaklıkta, limana 40 kilometre uzaklıkta bir lokasyonumuz var. Hızlı tren, yani tren yolu bağlantımız var ama aynı tren yolu bağlantısının üzerinde hızlı tren hattımız da mevcut. Şimdi bakın şu anda Ankara-İzmir hızlı tren hattı var. Bizim oraya bağlantımız var. Şu anda biliyorsunuz İstanbul-İzmir otoban çalışması var. Bizim oraya da bağlantımız söz konusu. Kemalpaşa'da lojistik kent yapılıyor. Kemalpaşa lojistik kentine de 40 kilometre uzaklıktayız. Yani ne Bulgaristan'da ne de Türkiye'de böyle bir lokasyon bulunması mümkün değil. Ben zaman zaman başka illerinde bizim bu yaptığımız çalışmalardan sonra çeşitli illerde kendilerini gündeme getirmek için bu tarz çalışmalar, bu tarz söylemlerde bulunuyorlar ama söylemlerin içi boş. Çünkü şimdi otomobil fabrikası geldiği yerde tabii ki öncelikle lojistik çok önemli. Bizim bu lojistiğimiz söz konusu. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Biz 1990'lı yıllardan beri otomobil üretim noktasında tecrübesi olan bir ilçeyiz. Şimdi tabii burada Bulgaristan bizimle şu konuda yarışıyor. Bulgaristan yapılacak yatırımlarla ilgili olarak yer temini, yer tahsisi konusunda tabii ki büyük cazibeler ortaya koyuyor. Bizim de bu konuda ortaya koyabileceğimiz çok ciddi cazibeler var. Nedir bu cazibeler? Torbalı Organize Sanayi Bölgesi'nin genişleme sahasında yaklaşık 700 dönümlük, 1000 dönüme kadar ulaşılabilecek bir alanımız var. Ayrıca bunlar dediğim gibi OSB'lerin genişleme sahasındaki hazine arazileri. Tamamen devlet tarafından rahatlıkla tahsisi yapılabilecek yerler. İkincisi Pancar Organize Sanayi Bölgemizin yine otobanın hemen sınırında şu anda da artık yavaş yavaş genişleme için gerekli çalışmalar altyapılarda oluşturmuş durumda. Yine orada 250 dönümden 1000 dönüme kadar büyütülebilecek hazine arazilerimiz var. Yani bizde tahsis edilebilecek yer var.
Bizde lokasyon önemli. Bizde otomobil üretimi konusunda önemli tecrübelerimiz var. Biz ayrıca yedek parça ulaşımı ve iş gücüne ulaşım noktasında Türkiye'nin ve Bulgaristan'ın en doğru bölgesi Torbalı diye söyleyebilirim. Bu konularla ilgili olarak biz Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'ne de gerekli dosyalarımızı gönderdik. Volkswagen'e de gerekli çalışmalarımızı ilettik. Tabii bir lobi yapmamız gerekiyor. Torbalı olarak biz buna hazırız. Torbalı'nın içinde bulunduğu coğrafi durumla ilgili olarak, iş gücüyle ilgili olarak, lokasyonuyla ilgili olarak bunların hepsini çok güzel bir şekilde anlattığımız takdirde ben Torbalı'nın tercih edileceğini düşünüyorum. İş gücü de tabii çok önemli. Yani iş gücüne ulaşım noktasında geçmişte Torbalı'daki Opel fabrikasında çalışan çok sayıda bizim o günkü beyaz yakalılarımızın çoğu şu anda otomobil fabrikalarının üst düzey yöneticisi haline geldi. Bunların hepsi burada yetişti. Fakat tabii son 18 yıldır bir üretim yapılmıyor. Atıl olarak kullanılıyor. Bu da işte Opel'in PSA'ya geçmesiyle artık böyle bir karar da alındı. Bu kararın ben Volkswagen'e de emsal teşkil edeceğine inanıyorum.